Ender beni hiç olmadığı kadar mutlu etti. Beril'i çocuk işine ikna etmesi büyük sürpriz oldu benim için. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah iyi haberi alırız yakında. Yalnız Muzaffer, işine karışmak gibi olmasın ama kardeşleri birbirleriyle yarıştırmak hiç iyi bir fikir değil bence. E karışma o zaman Asuma. Ben gayet yerinde bir şey yaptım. Rekabet neymiş, iş dünyası neymiş ikisi de anlayacak şimdi. Eminim öyledir ama benim şarkı konusunda endişelerim var. Olmasa şaşırırdım. Oğlunu kayıracaksın tabii. Asla. Ben sadece kocamı kollarım. Yani beni kızımdan mı koruyorsun? Muzaffer, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama Şayka'nın bir sevgilisi var. Hem de kendinden çok çok genç. Ne diyorsun sen? AVM'de rastladım. Ben çocuğun üstüne başına bir şeyler alıyordu. Beni görmedi. Ya bu kız hiç uslanmayacak ya. Sırf bu yüzden yurt dışına gönderdim ben onu. Hiç uslanmaz mı? Hiç ders almaz mı bunlardan ya bir kız? Huylu huyundan vazgeçmiyor demek. Derhal çağır. Buraya gelsin. Bence hiç yüz göz olmayalım. Bunu ne senin tansiyonun kaldırır ne de benim sinirlerim. Yani sonuçta ağzına biber sürüp susturduğun küçük kızın değil Şayka. Yaş aldıkça da şuursuzlaşmış. Şimdi bir şey söyler asabımızı bozar. Ne yani? Görmezden mi geleceğiz? Çocuk terbiye etmenin bin bir çeşit yolu var hayatım. Eminim sen en uygununu bulursun. Buyurun Şayka Hanım, size nasıl yardımcı olabilirim? Hesaplarımı bir kontrol edelim istiyorum. Ne kadar nakdim var bakalım. Tabii ki, hemen. Sistem arızası var zannediyorum. Yalnız Şayka Hanım, bir sorunumuz var. Hesabınıza erişiminiz engellenmiş. Anlamadım. Ne cüretle? Sizin hesaplarınız Yörel Holding hesaplarına mı bağlıydı? Evet, hep öyleydi. Şirketiniz tarafından hesabın blok edilmesi talep edilmiş. Genellikle şirket içi yolsuzluk şüphelerinde hesaba para aktarma suçlarında bu yapılır. Gitmedi mi? Gelmedim hala. Çok oldu geleli. Ancak gelir gelmez bir toplantıya girmiştim. Ben sana gelir gelmez haber ver demedim mi? Niye söylemiyorsun? Toplantının durumu... Tamam neyse. Şimdi ne yapıyor? Bitti toplantı. Ancak şu anda bir misafiri var. Gerizekalı. Şayka Hanım lütfen. Ender Bey müsait değil Şayka Hanım. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapmışım yine sevgili ablacığım? Hesabımı bloke ettirmişsin. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim ki? Babam yaptırmıştır. Artık ne halt ettiysen. Başkalarının banka hesaplarıyla oynayabiliyorsunuz demek. Bu suç sayılır. Zaten suç. Yerinizde olsam onun gözünün yaşına bakmazdım. Acaba da babam hesabımı erişimimi engelledi ha? Bunu neden babama sormuyorsun?
Cesaret mi edemiyorsun? Hayır. Kendisi benimle konuşmuyor. Ama ben biliyorum Ender. Bu işin altında sen varsın. Hissediyorum. Yanlış hissediyorsun Şahika. Yanlış. Çünkü bu işin altında ben yokum. O zaman annen var. Aramızın ne kadar iyi olduğunu sen biliyorsun. Ana oğul ikinizi de çetecilikten yargılatmam lazım. Şunu o küçük kafana iyice sok. Bu benim projem. Ben keşfettim, benim olacak. Şahika. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.